Kenan abi, hoş geldin. Hoş bulduk Zeynep. Nasılsın Kenan abi, her şey yolunda mı? Seninle konuşmam gereken önemli bir konu var. Tabii. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Melek. Melek benden bir şey gizliyormuş. Hayır olamaz. Elif'in kızı olduğunu öğrenmiş. Bunca zaman bu büyük gerçeği benden saklamış. Aman Allah'ım. Elif'ten mi bahsediyor gerçekten? Kenan abi. Yani Melek abla bunu size söylemeyi çok istiyordu. Her gün ama her gün aklında hep bu vardı. Ben en yakın şahidiyim. Ama söylemedi. Üstelik de burnumuzun dibindeyken. Aman Allah. Elif öğrenmiş. Öğrenmiş. Zeynep. Demek artık sen de biliyorsun Kenan abi. Biliyorum evet. Ama bunu onun söylemesini beklerdim. Söyleyecekti. Yani uygun bir zaman bekliyordum. İnanın bunu size söyleyemedi. Her gün kahroluyordu Melek abla. Yani onun için de hiç kolay bir durum değildi ama bunu size söylemek. Bunca zaman kandırıldım. Ama yani siz o zaman görüşmüyordunuz ki. Birden pat diye karşınıza çıkıp... Söylemeye zaman bulamadı diye bir gerekçeyi ben asla kabul edemem Zeynep. Ama... Söylemeliydi. Melih'in abisi olduğunu bana söylemeliydi. Melih mi? Evet. Haklısın Kenan abi. Kenan abi, dediğim gibi. Yani Melek ablanın içinde hiçbir art niyeti yoktu. Zaten o da uzun süre inanamadı gerçekten kardeş olduğunu. Bu insan elimize geldi. Ailemizin içine girdi. Arkadaş olduk. Hatta birlikte iş bile yaptık. İpek'le evlenme noktasına kadar geldiler ya. Ama işte Melek ablanın bunların hiçbirinden haberi yoktu. Yani dediğim gibi o zaman o kardeşi olduğunu bile bilmiyordu ki. Yani daha birkaç ay oldu öğreneli. Melih abi de tabii yıllarca Dağlan ailesinden kalan son emaneti bulmak için kapı kapı Melek ablayı aramış. Sonra da herhalde daha önce sizin çiftlikte çalıştığını öğrendi Melek ablanın. Yani bir kapı araladığını düşündü herhalde. Yani kötü bir niyetle değil, kardeşini yeniden bulmak, kavuşabilmek için. Ya Kenan abi, gerçekten Melek ablanın bunların hiçbirinde hiçbir suçu yok.